Bismillahirrahmanirrahim. Haftalık Risale-i Nur derslerimize devam ediyoruz. Fihrist Risalesi'nden 30. sözde kalmıştık. Ve oradaki ayetlerle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kad efleha men zekkâhe ve kad hâbe men dessâhe. Nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir. Nefsini günaha daldıran da hüsrana dönmüştür, düşmüştür. Şems suresi 9 ve 10. ayetler. Alimul gaybi la ya'zubu anhu miskalu zerratin fis semavati ve la fil ardi ve la asgaru min zalike ve la ekberu illa fi kitabin mübin. Gaybı bilen Rabbime yemin olsun ki ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir şey ondan uzak kalamaz. Bundan büyük veya küçük ne varsa hepsi apaçık bir kitapta yazılmıştır. Sebe suresi 3. ayet. Ayetlerinin enaniyet-i insaniye, insandaki benlik ve tahvilat-ı zerrat, atomların, atom altı parçacıkların değişimleri, hareketleri hakkındaki hakikate dair gelen ayatın, ayetlerin iki mühim sırrını iki maksat ile beyan eder. Birinci maksat, enaniyet-i insaniyenin, insandaki enaniyet benlik duygusunun muammayı acibesini hallederek, o muammasını, acip muammasını çözerek, silsile-i diyanet ile silsile-i felsefenin menşelerini, peygamberlik silsilesi zinciriyle peygamberlik mesleğine aykırı olan, peygamberlik mesajlarına itiraz eden, inkar eden, inkarcı felsefe silsilesinin menşelerini, çıkış noktalarını gayet parlak bir tarzda gösterir. İkinci maksat, tahvilat-ı zerratın tılsımını keşfediyor. Zerrelerin, atomların hareketindeki, değişimindeki tılsımı keşfediyor. Zerratın harekatını, hareketlerini o derece hikmetli ve muntazam gösteriyor ki, o umum zerreler, Sultan-ı Ezeli'nin muhteşem ve muazzam bir ordusu ve muti, itaatkar ve musahhar, onun emrine tabi, boyun eğmiş memurları olduğunu kat'i delillerle ispat eder. 29. söz nasıl ki tılsım-ı kainatın, kainatın tılsımının, sırlarının üç muammasından birisini keşfetmiş, 29. söz, bu 30. söz dahi akılları hayrette bırakan ve feylesofları sersemleştiren o tılsımın üç muammasından ikinci muammasını halletmiştir. Hususan hatimesinde, son kısmında, yedi hikmet ve yedi kanun azim ile, büyük yedi kanun ile bir ism-i azamın tecellisini göstermekle, Allah'ın büyük isminin, ism-i azamının tecellisini göstermekle tahvilat-ı zerratın hikmetini gayet kat'i ve parlak bir surette gösterdiği gibi zerreler sonsuz bir akış içerisinde bunun hikmetini gayet kesin ve parlak bir surette gösterdiği gibi zihayat cisimlerini, canlıların cisimlerini o zerratın seyri seferine bir misafirhane, canlıların bedenleri o zerrelerin hareketine, seferine bir misafirhane ve bir kışla ve bir mektep hükmünde gösterir, ispat eder. Her bir canlının bedeni zerreler için bir misafirhanedir, bir kışladır, bir mekteptir. Bunu gösterir, bu hakikati ve ispat eder. Burada bir haşiye var, dipnot. Bu 30. söz çıktığı zaman kalbini kaybetmiş bir adam okuyup ehemmiyet vermeyerek yatarken yastığının altına koymuş yatmış. Rüyasında üç defa birbiri üstüne o adamı boğmak için boğazını kısıkmışlar. O adam uyanıp tekrar yatar, yine aynı hal. Rüyasında ona denilmiş, niçin bunun başının altında bunu bırakıyorsun, hürmetsizlik ettin. O adam da temerrüdü terk edip, bu önemsememeyi ve inadı terk edip, kemal-i hürmetle o risaleyi alıp rafa bırakır, sonra yatar, sabahleyin rast geldiklerine hikaye eder. Hem hizmet Kur'aniye'de mühim bir rükün olan Hüsrev, Kur'an hizmetinde önemli isimlerden biri olan Hüsrev, o Risale'nin kendisine tesliminden mukaddem, Risale kendisine yazılıp, yeni yazılıp verilmesinden önce Peygamber aleyhissalatü vesselamla münasebettar bir rüya görmüş, bu söz gördüğü rüyanın hakikatlerini tabir ettiğini, bu söz o gün eline geçmesiyle görmüş. Ve bu rüya onun için bir keramet-i katiye hükmünde geçmekle tamamıyla hizmete teslim olmuş ve nurun kahramanı olmuştur. Evet, 30. sözün kısa özetini okumuş olduk. 31. söz,
Sübhanellezi esra bi abdihi leyla minel mescidil harami ilel mescidil aksal lezi ilahir ayetlerimizden bir kısmını ona göndermek için, ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya seyahat ettiren Allah her türlü noksandan münezzehtir. Miraç mucizesi, Peygamber Efendimiz'in semalara gönderildiği, davet edildiği, gezdirildiği o kutlu mübarek seyahat ve İsra suresinin birinci ayetinde o mevzuya bir giriş yapılmış. وَنَّجْمِ اِزَاهِوَا Kayan yıldıza yemin olsun. Necm suresi 1. Ayetlerin hakikatini teyit eden ayatın en mühim bir hakikati olan Mirac-ı Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam Peygamberimizin Mirac mucizesini ve o Mirac içinde Kemalat-ı Muhammediye'yi Peygamberimizin kemal sıfatlarını ve o kemalat içinde Risalet-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam Peygamberimizin Risaletini, Resul, Peygamber tayin edildiğini ve o Risalet içinde çok esrar rububiyeti, Cenab-ı Hakk'ın Rablık sırlarını tefsir eder ve o kat'i delillerle ispat eder bir Risaledir. Muhtelif tabakattan olan insanlardan, çeşitli kesimlerden olan insanlardan bu Risale'yi kim görmüşse karşısında hayran olup akıldan uzak mesele-i miracı, aklın anlamakta zorlandığı bedeniyle semalara yükseltilen hayattayken Peygamberimizin miraca yükseltilmesini en zahir ve vacip ve lazım bir tarzda gösterdiğini kabul ediyorlar. Hususan o şecere-i nurani miracın, o nurani miraç ağacının ahirlerinde, sonlarında 500 meyveden 5 meyvesini o kadar güzel tasvir eder ki zerre miktar zevki şuuru bulunan onlara meftun olur. Miracın 5 meyvesi, daha doğrusu 500 meyvesinden 5'i izah edilmiş orada. Zeyl, buna bir ek yapılmış. Şak kamer mucizesine ayın ikiye ayrılması, bu da Peygamberimizin mucizelerinden birisi. Bu zaman filozofların ettikleri itirazlarını 5 noktayla gayet kat'i bir surette reddedip, inşikak kamerin ayın ikiye bölünmesinin hukukuna hiçbir mani bulunmadığını gösterir ve ahirinde de 5 icma ile şak kamerin vuku bulduğunu gayet muhtasar bir surette ispat eder. Şak kamer mucize-i Ahmediyesini güneş gibi gösterir. Peygamberimiz eliyle işaret etmiş ve ay ikiye ayrılmış. 32. söz 3 mevkıftır. Birinci mevkıf لَكَانَ ف۪يهِمَا اَلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de harap olup giderdi. Enbiya suresi 22. Ayetinin mealindeki yüzer ayatın vahdaniyete dair, Allah'ın birliğine dair en mühim hakikatını öyle bir surette ispat eder ki şirk ve küfür yolunu muhal ve mümteni gösterir. İmkansız olduğunu gösterir. Allah'a ortak koşmanın ve inkar etmenin mümkün olmadığını gösterir. Kainatın etrafından küfür ve şirki tard eder, tamamen kovar. Zerrat adedince, bütün zerreler adedince vahdaniyetin, tevhidin delilleri bulunduğunu beyan eder. Gayet latif ve yüksek ve mantıki bir muhavere-i temsiliye suretinde, temsili bir konuşma suretinde, hadsiz geniş mesaili, geniş meseleleri o temsil içinde derc edip gösterir. Ve zeylinde birkaç latif mesele var ki, hakikat oldukları halde şiirin en parlak ve geniş hayalinden daha parlak, daha geniştir. İkinci mevkıf, kul huvallahu ehad, Allahu samet. De ki, o Allah birdir, o Allah'tır, samettir, her şey ona muhtaçtır, o ise hiçbir şeye muhtaç değildir. İhlas suresi 1 ve 2. ayetler. Bu ayetlerin hakikatine dair sırr-ı ehadiyete ve vahdete gelen teşkikat ve evhamı izale eder. Allah'ın birliğine gelen şüpheleri ve vehimleri izale eder zihinlerdeki. Ehl-i dalaletin ehl-i tevhide karşı ettikleri itirazatı kat'i bir surette reddediyor. Dalalet ve inkar ehlinin inananlara karşı, tek bir Allah'a inananlara karşı ettikleri itirazları kat'i bir surette reddediyor. Birinci mevkıftan daha kuvvetli ayat-ı Kur'aniye'nin vahdaniyete dair, Kur'an ayetlerinin Allah'ın birliğine dair mucizane ispatlarını gösterir.
ehadiyet-i zatiye ile, Allah'ın birliğiyle bütün eşyayı birden bir anda tedbir ve terbiye etmek olan hakikat-ı muazzamayı Kur'aniyeyi. Allah bir ama her şeyi yönetiyor ve terbiye ediyor. Bu büyük Kur'an hakikatını gayet güzel ve vazıh bir temsil ile ispat eder, aklı ikna ve kalbi teslime mecbur eder. Aklı ikna eder, kalbi de teslime mecbur eder. Ve bilhassa bu ikinci mevkıfın hatimesinden evvel, son kısmından önce, ikinci temsilin neticesinde Zat-ı Akdes-i İlahiye'den, Cenab-ı Hakk'ın Akdes en mukaddes olan zatından hiçbir şey saklanmadığını ve hiçbir şey ondan gizlenemediğini, hiçbir fert ondan uzak kalmadığını, hiçbir şahıs külliye-i kutsiye kesbetmeden ona yanaşamadığını, bir kutsi külliyet kazanmadan ona yanaşamadığını kimsenin rububiyetinde ve tasarrufunda, Rablığında ve tasarrufunda bir iş bir işe mani olmadığını ve hiçbir yer onun huzurundan hali kalmadığını, her şeyde bakar ve işitir, sem ve basarının cilvesi bulunduğunu, her şeyi gördüğünü ve her şeyi işittiğini, silsile-i eşya emirlerinin, eşyanın o zincirleme akışının ve işleyişlerinin sürat-ı cereyanlarına birer tel ve damar hükmüne geçtiğini, onun emirlerinin süratli bir şekilde akmasına ve uygulanmasına birer tel, birer damar hükmüne geçtiğini, esbab ve vesait, vasıtalar, sebepler sırf zahiri bir perde olduğunu, hiçbir yerde bulunmadığı halde her yerde ilim ve kudretiyle bulunduğunu, hiçbir tahayyüz ve temekküne muhtaç olmadığını, herhangi bir mekana ihtiyacı olmadığını ve uzaklık ve güçlük ve tabakat-ı vücudun perdeleri onun kurbiyetine ve tasarrufuna ve şuhuduna mani olmadığını, onun yakınlığına, tasarrufta bulunmasına ve müşahadesine hiçbir uzaklığın bizim nazarımızdaki ve hiçbir güçlüğün ve vücut tabakalarının perdelerinin mani olmadığını ve maddilerin, mümkünlerin, kesiflerin, maddi şeylerin, mümkün olan şeylerin, kesif, yoğun olan şeylerin, kesirlerin, çok olan şeylerin, mahdutların, sınırlı olan şeylerin, hassaları, özellikleri, onun dâmen-i izzetine, onun izzetine yanaşamadığını ve tagayyür ve tebeddül ve tahayyüz ve tecezzi gibi değişmek, işte mekan tutmak, bir hacim ifade etmek gibi emirlerden mücerret, münezzeh, müberra, mukaddes olduğunu gayet güzel bir surette ispat eder. Bunlar iman hakikatlerinin çok ince detayları, nüansları ve Allah'a imanın bu boyutlarıyla tahkiki bir şekilde zihinlere, kalplere yerleştirilmesi için anlaşılması gereken hakikatleri. Bu ikinci mevkıfın hatimesinde, bu ikinci mevkıfın sonunda sırr-ı ehadiyete dair, Cenab-ı Hakk'ın birliğine dair Arabiyül İbare, Arapça olarak gayet mühim bir parça tercümesiyle beraber gayet parlak bir surette çok mesail-i mühimmeyi beyan eder. Birçok mühim meseleyi ifade eder. Hususan insanın muhasebi amali için, insanın amellerinin muhasebe edilmesi için, hesaba çekilmesi için haşir ve neşri yapmak, koca kainatı yeniden diriltmek her şeyi ve koca kainatı tahir ve tebdil ve tahrip ve tamir etmek sırrını beyan eder. Bütün kainat yenilenecek haşirle beraber ve ahiret alemleri kurulacak. Bunun sırrını beyan eder. Üçüncü mevkıf, ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur, dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Ali İmran suresi 185, asıl hayata mazhar olan ise ahiret yurtudur. İnne daral ahireti lehiyel hayvan, Ankebut suresi 64. Ayetlerinin mealindeki yüzer ayatın mühim bir hakikatını gayet mühim bir muvazene ile beyan eder. Ehl-i dalalet hakkında, inanmayanlar hakkında hayat-ı dünyaya, dünya hayatı ne kadar müthiş neticeler getirdiğini ve ehl-i hidayet hakkında, iman ve hidayet ehli hakkında ne kadar güzel neticeler ve gayeler verdiğini gösterir. Hususan muhabbet hakkındaki semerat-ı dünyeviye ve ureviye, muhabbet, sevgi hissi
ile ilgili dünyevi ve uhrevi semereleri, dünya ve ahiret hayatlarındaki meyveleri ehli dalalet için ne kadar elim ve ehli hidayet için ne kadar hoş olduğunu gösterir. Bu üçüncü mevkif hakkında bazı müdakkik kardeşlerimiz demişler ki, sair risaleler yıldızlar olsa bu güneştir. Diğer biri ona mukabil demiş, her bir risale kendi aleminde ve kendine mahsus semai hakikatte birer güneştir. Her risale kendi aleminde, kendi konusunda, kendisine mahsus hakikat semasında bir güneştir. Uzak olanlara yıldız, yakın olanlara şemstirler, güneştirler. 33. söz, 33 mektuptur. 15'i küçük sözler gibi küçüktürler, mütebakisi büyüktürler. Küçüklerden 2 sayfeli bulunduğu gibi büyüklerden de 400 sayfa kadar olanı vardır. Hatta 31. mektubun yarısı 15 risale olmuştur. Daha sonraki tanzimde bu 33. söz, 33 tevhid iman hakikatının izah edildiği bir risale olarak tanzim edilmiş. Evet, böylece sözlerle ilgili, 33 sözle ilgili Fihrist Risalesi'ndeki kısa izahları paylaşmış olduk. Mektubat Fihristesi ile devam etmek üzere. El-Fatiha.